Anladım. Senin kırılma noktan nedir? Bak seninki çok önemli çünkü Esra bir gün aynaya bakıp kendisiyle yüzleşiyor ve diyor ki etrafta hata aramaktan bıktım kendi hayatımla ilgili. Dönüp kendime bakmam lazım diyor. Doğru mu? Doğru. Ne oldu o gün? Yani neden böyle bir karar? Çok zor zamanlar yaşadım ve bir türlü içinden çıkamaz hale geldim ve hep aynı problemler, aynı şeyler devamlı tekrarlanıyordu. Ve istediğin kadar karşındaki insanla konuş, hep aynı duruma düşüyorsun. Ve en sonunda işte öyle bir duruma geldim ki her şeyi kaybettim. Hastaneye düştüm, hastaneden çıktım ve bir sıfırlandı her şey. Ve bir gün aynaya baktığımda dedim ki niye hep kendimi böyle yalnız hissediyorum ki? Ben varım ya dedim. Ve benden başka da kimse bana yardımcı olamaz. Ve belki de bütün bu sorunların odağı mı denilir? Evet, o da doğru. Evet. Benim. Ve o günden itibaren bütün hayatım değişmeye başladı. Tabii bir günden bir güne olmadı bu. Biraz zaman istedi. Çünkü Benim devamlı kırılma aynı noktam tuzağa oldu. düşüyoruz. Ve devamlı yine suçu karşımıza vermeye çalışıyoruz. Hı-hı. Çünkü daha kolay Kolay oluyor. olanı, Duyguları evet. kaldırmak daha kolay oluyor. Ama bir süre sonra baktım iyiye gidiyor her şey. Ve bundan zevk almaya başladım. Dedim ki hayır benim. Yani Ben. bundan keyif almaya başladım dediğin şey suçu kabul etmek, devamlı karşı tarafa yüklememek, bu arada karşı tarafa empati Tabii, yapabilmek, tabii. merhamet, şefkat, vicdan Şefkat, denen bütün hoşgörü. duyguların. Bir de kendine karşı da hoşgörü. Aslında olay hiçbir zaman suç değil. Bir farkına varmıyoruz belirli şeylerin ve kendimizden çok eminiz ve kendimizi hep haklı, doğal olarak haklı olduğumuzu düşünüyoruz ama o kadar çok insan bir arada yaşıyor ki herkesin kendine göre bir bakış açısı var ve doğruları ve yanlışları var. Ve her zaman olay haklı olmak da değil, neyin doğru ve neyin yanlış olduğunu da görebilmek ve o an beraber en güzelini yaratabilmek, durumları Valla sana bir şey kolaylaştırmak söyleyeyim için. mi? Bir insana verilecek en büyük cezalardan bir tanesi bence devamlı kendini haklı hissetmesi. Ve Kesinlikle. devamlı hakkının yendiğini hissetmesi. Müthiş bir kurban psikolojisi ve çok Yani yorucu öyle yani. düşünsene devamlı hakkının yendiğini, aslında haklı olduğunu, hakkının yendiğini hissediyorsun devamlı. Böyle bir hayat geçmez ya. Bir de Geçmez. Kesinlikle. gerçekten empati yaparak yaşamak çok önemli. Yani sen büyük bir kırılma noktası tabii geçirdin de senin hayatında sadece bu değil. Erkekler tarafından da eşin ya da ya erkek arkadaşın tarafından hani filmi izleyenler görecekler çok büyük şeyler. Yani oralardan geri dönmeyi başarabilmek büyük bir şey, iş. Ayrıca bir şey daha var ama onu da söylemeyeyim. Ama dünyada hep aynı rüyayı gören insanlar var, aynı kişiyi görenler var. Evet, Doğru mu? O evet. konuda biraz konuşmamız. Konuşalım. Esra yıllarca rüyasında bir adam görüyor. Yıllarca küçüklüğünden büyüdüğü zamana kadar ve bir gün bir kitap düşüyor. Rüyalarla ilgili bir kitap düşüyor yere evin içinde. Kitabı yazan adam, o adam yıllarca o adamı görmüş. Adam Meksika'da ve gidiyor o adamı buluyor ve onunla Buluyor. konuşuyorsa o da senin hayatını değiştiriyor. Evet. 30 sene boyunca gördüğün adamın bir kitap yazarı olduğunu görmek, o resmi orada bir anda görmek de çok acayip bir şey yani. Evet çok acayip. Tüyüm diken diken. Ve Ama işin karşında görmek enteresan tarafı acayip. dünyada o adamı gören çok kişi var değil mi bir de? Evet. Evet adam bayağı ben bilmiyordum adam çok meşhurmuş. Bir kitap çıkarmış. Dört anlaşma Türkçesi de var Evet. burada. Ve ben onun yanına telefon açtım. İngilizcem de yoktu. Dedim SOS Dreaming dedim. Ve yardımcı oldular. Biletimi aldım gittim Meksika'ya. Çünkü o adamı görmem gerekiyordu. Ve karşısında durduğumda da sanki her zaman hayatımdaymış gibi ve hep o anı yaşamak için yaşamışım gibi bir duygu oluştu. Ve zaten o benim bir babam oldu, ikinci babam oldu. Ve bir rehber, yoluma bir ışık Görüyor musun şu anda hala rüya? görüyorum. Görüyor musun? Filmimizde de oynuyor, kendisini oynuyor Yok filmde. yok. Hayır onu değil. Kendin hala o rüya ile ilgili sıkıntıları yaşıyor musun? Görüyor musun? Rüya görüyorum ama artık sıkıntı değil. Sıkıntı değil. Sıkıntı değil. Müthiş. Oh, Evet. müthiş. Enteresan ne rüyalar gördünüz diye kağıt sorusu sorduk. Bir de şimdi bizim milletin rüyalara bak. Şimdi gel. Gel sana biraz rüya okuyayım da rüya gör. Tamam. Seninkiler bir şey değil yani söyleyeyim. Enes abi şimdi burada anlatmayayım demiş. Çok zengin oluyordum ama para içinde boğulduğumdan dolayı hiçbir şey yapamıyordum. Rüyamda 15 tane arabam vardı. Benzin nasıl alacağım diye ağlıyordum. Sanırım ruhum fakir demiş. Mehmet demiş ki ne göreceğiz abi 2 dakika bir kız görüyoruz o da hemen bitiyor demiş. Rüyadan uyanmamayı da öğretmek lazım yani. Hani rüyada kalabilmek esasen hepimizin büyük becerisi olacak.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,